Merhabalar herkese. Günün son saatlerine yaklaşırken umarım sizlere kıymetli, farkındalığı artıracak güzel bir sunum yapmış olurum. Kısaca kendimi tanıtmak isterim. İsmim Orhan Topal. Aselsan'da UGES Sektör Başkanlığı'nda sistem mühendisi biriminde görev yapıyorum. Belki bilenler vardır aramızda ama Aselsan'da yaklaşık 2014 yılından bu yana bugün çok kıymetli sunumlarda da gördüğümüz üzere otomotiv sektöründeki bu eksen kaymasına katma değer sunmak adına Türkiye'de yerli elektrikli araç donanımları üretebilir ve sürdürülebilir şekilde sahaya artık otomotiv sektörüyle tekeri döndürebilir hale gelmiş durumda. Ben de bugün sizlere dilim döndüğünce bu çalışmaların farklı bir ayağını, bu eksen kaymasının yansıdığı en önemli bence toplu ulaşım sektöründeki yansımalarını anlatmaya çalışacağım. Ülkemizin en önemli unsurlarından özellikle otomotiv endüstrisinde katma değer sunabilecek ve ciddi anlamda farkındalığı artıracak toplu ulaşım sektöründe neler var elektrikli araç klasmanında onları sizlerle paylaşacağım. Tabii dün başlayan Hannover'deki büyük uluslararası fuarda çok daha etkin bir şekilde dile getiriliyor. Ülkemiz için elektrikli araçları konuşuyoruz ama kıymetli sunum yapanlar da bahsetti. Artık dünyadaki eksen kayması, içten yanmalı konvansiyonel sistemlerden elektrikli araçlara geçerken yakıt ücretli, fuel cell'li araçlar artık daha da popüler ve muhtemelen yakın tarihimizin, yakın geleceğimizin ciddi anlamda önemli oyuncular olacak. Bu anlamda da ülkemizin çok kıymetli bir OEM'inin bu lansmanını görmüş olduk dün itibariyle. Buradan da ben çok tebrik ederim Karsa'nın fuel cell'li aracını. Şimdi öncelikle belki ülkemizin bu sektöre elektrikli araç kulvarındaki toplu ulaşım ayağına bakmadan önce dünyadaki durumu bir görmek lazım. Dünya çapında Bloomberg'in güncel raporuna göre 500 binin üzerinde bir toplu ulaşımda kullanılan elektrikli otobüs var. Ciddi bir rakam. Ve bu her geçen gün artıyor. Öyle ki 2040 yılında bu oranın %67'ye bulmasını hedefliyor diyor. Yani ciddi bir öngörü. Avrupa'ya baktığımızda yakınımıza 2022 yıl sonu itibariyle 6000 adet elektrikli toplu ulaşım sistemlerinde kullanacak otobüsü 12 metre ve yukarısını sektörde görüneceğini çok ciddi anlamda yakın raporlar söylüyor. Ülkemizde durum. Ülkemizde de güncel bugün itibariyle 152 adet elektrikli otobüs 12 metre üzeri toplu ulaşım sisteminde kullanılan otobüsün sözleşmesi imzalanmış durumda. Umuyorum ki birkaç gün içerisinde yine güncel bir sevindirici bir haberi ülkemizde alacağız ve bu sayının yıl sonu olmadan 200'leri aşmasını göreceğiz. Tabii sürdürülebilir şehir konsepti bu işin en önceliği. Bu endekse göre şehirlerdeki seyahat kalitesi, araçların çevreci olması ve karlılık bu temel 3 unsura göre toplu ulaşımı etkin hale getiriyor. Elektrikli otobüslerde, elektrikli araçlar kulvarının en önemli ayağı bu 3 unsuru tek başına karşılayabilecek bir etken. Yine ülkemizin bu anlamda önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çok katılımcılarımız, sunum yapanlar belirttiler. Dünyanın önde gelen güzel uygulamalar ama ülkemizde bu konuda çok iyi. Özellikle otobüs sektörü için Türkiye'de şu an bütün bilindik, hatta ekranda da bir kısmını görüyoruz, bugün anlatılanlarda da vardı. Aklınıza gelen bütün otomotiv otobüs segmentindeki OEM'lerin elektrikli araçları var. 6 metreden 25 metreye kadar bizim Türkiye'de elektrikli otobüs üretilip sahaya sürülebilecek durumda. Yine beraberinde sadece otobüs üretmek bu işte yetmiyor tahmin edeceğiniz üzere. Tahrik motoru ve batarya gibi temel bileşenler yine Türkiye'de yerli imkanlarla sadece biz Aselsan olduğumuz için değil, benzer bu kulvarda faaliyet gösteren komponent bazındaki üreticilerle sürdürülebilir hizmet sunabiliyorlar. Ben çok sizi sıkmadan Türkiye'deki güncel örneklere yer vermek istiyorum. Türkiye'deki ilk uygulama Konya'da, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 adetlik tarih 2016 yılında filosuna kattığı bir, tabii ki bunların hepsi deneme olarak başlıyor. Umarız yakın tarihimizde artık bu sürdürülebilir hale gelecek ama sürecin başlangıcı öyle. 4 adet 10.7 metrelik otobüste toplu ulaşımda elektrikli otobüs kullanımına başladı. Hemen arkasından Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi bu
serüvene katıldı. Tabii bu biraz farklı. Yine 4 adet araç, 4 adet otobüs. Tepebaşı Belediyesi Avrupa Birliği'nden aldığı bir proje kapsamında bu işi gerçekleştirdi. Tam anlamıyla toplu ulaşım yapmıyor. İlçe belediyesi olması nedeniyle görev sorumluluğuna giren işte böyle eğlence, düğün, cenaze gibi etkinlikler için tahsis ettiği bir araç ama aynı kulvarda hizmet verdiği için Türkiye'nin de önde gelen bir uygulaması olduğu için yer vermek istedim. En önemli ve ilk filo Türkiye'de Malatya tarafından trolleybüs. İstanbul ve Ankara için ve İzmir için çok özellikle yaşları biraz daha tecrübesi yaş almış insanların bildiği yıllarca kullanılan sistemler ilk defa tekrar Türkiye'de Malatya'da kullanıldı. 22 adetlik filosu var. İki etapta tamamlanan bir projeyle Türkiye'nin o dönem itibariyle en büyük filosu oldu. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir toplu ulaşım başlığı attığımızda bunu etkin bir şekilde sağlayan bir yerel yönetimimiz. Kurduğu 20 adetlik filosuyla ve garajlarına, çünkü son derece bildiğiniz üzere İstanbul'da da İETT'mizin, Ankara'da EGO'nun bu anlamda etkin bir şekilde toplu ulaşım işletmesi yürüten otoritelerimiz. Bunların çok büyük devasa garajları ve alanları var ve çatıları bomboş. Bugün de Isuzu firması bu konuda dem vurdu. Onlar bu anlamda kurdukları fotovoltaik elektrik üretim tesisi marifetiyle %100 sıfır emisyon konseptini ilk defa hayata geçirme fırsatına eriştiler. Yine Manisa Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi 20 adet 18 metrelik, 2 adet de 25 metrelik olmak üzere bu kulvarda elektrikli araç sektöründe ve otobüs klasmanında M3 sınıfta önemli bir çözüm sunarak toplu ulaşım işletmesinde bizim metrobüs olarak tanımlayabileceğimiz İstanbul'da benzetmek adına söylüyorum. Bataryalı elektrikli otobüslerle sistem çözümüne geçti. Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10 adet 18 metrelik, 8 adet de 25 metrelik büyük araçlarıyla toplu ulaşım işletmesini sürdürülebilir bir şekilde sunmaya başladı. Elazığ Belediyesi'nin 18 metrelik tek körüklü 15 adet elektrikli otobüs kullanımına başlamasıyla bu kulvara, bu serüvene katılan diğer bir yere yönetimimiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi farklı bir vizyon açtı, farklı bir kulvar açtı. Bu projenin naçizane ortaya konulmasında da ufak da olsa bir katkım var. İki farklı yaklaşım yaptı. Bir standart diğer belediyelerimiz gibi 3 adet yeni sıfır elektrikli otobüs aldı. Farklı bir konsept geliştirdi. Mevcut 2016 ve 14 yılı gibi eski tarihli dizel otobüslerini elektrikliye dönüştürdü. Bu bir sektör. Yeni gelecek olan bir kulvar. Konvansiyonel sistemden elektrikli sisteme geçti. Toplamda 22 adetlik bir projeyle 7 tanesi şu an aktif olarak sahada kullanılıyor Ankara sokaklarında. Farklı bir konseptle gerek dünyada gerekse de Türkiye'de bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Yine Aselsan'ın da dahil olduğu TEMSA'yla birlikte geliştirdiğimiz 12 metrelik elektrikli otobüs çok yakın bir tarihte 1-2 ay önce lansman yapılarak Sayın Bakan'ın da teşrifleriyle Samsun sokaklarında toplu ulaşım işletmesine faaliyete geldi. En son birkaç hafta önce Teknofest Festivali'nde de büyük ölçüde halkın o anlamda görmesini, sahada buluşmasını sağladı. Bu proje biraz daha farklı diğerlerinden. Normalde batarya elektrikli otobüs konseptine baktığınızda plug şarjlı yapılar öndeyken bu projede pantograf hızlı şarj konseptine dair ilk proje olmasıyla yine Türkiye'de önemli bir öncelik sergilerken toplamda 20 adetlik bir filoyla sanayi işbirliği projesi kapsamında gerçekleştirilmesi de kendisini bir ayrı yer atfetti. Türkiye'deki elektrikli otobüs kullarının son oyuncusu da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adetlik filoya kattığı araçlarıyla, 8 metrelik araçlarıyla Türkiye'deki en azından bugün itibariyle serüveninin bir şeyini koymuş olduğu noktasını. Toplamda 152 tane otobüs sözleşmesi, kontratı Türkiye'de imzalanmış durumda. Sahaya şu an yavaş yavaş, bir kısım çünkü bunların hepsi eş zamanlı sahaya verilemiyor. Sözleşmeler imzalanıp bir süre sonra parti parti teslim edenler de var. Bunun dışında ekranda gördüğünüz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihalelerini gerçekleştirip sözleşme imzalayamadığı elektrikli otobüs alımına dair çalışmalarının olduğunu da ifade etmek isterim.
Ben özellikle bu veriyi bulduğumda 2020 yılı pandeminin en peak dönemi. Burada da söylendi, hepimiz biliyoruz, ekonominin durduğu, çarkların tamamen yani kapandığı bir dönem. O döneme rağmen 695 adet 12 metre ve üzeri konvansiyonel motorlu toplu ulaşım otobüsü satıldı Türkiye'de. Tabii ki bu projeler pandemi döneminde yapılmıyor. Bildiğiniz üzere geçmiş dönemde yapılan, ortaya konulan projeler kapsamında alınıyor ama işlem hacmini ortaya koymak adına bir yıl içerisinde 695 adet otobüs sözleşmesi imzalanıyor. 2016 yılından bu yana da bugün ayın 20'si 152 tane elektrikli otobüs alımına dair sözleşme imzalanıyor. Makas çok büyük. Evet, konvansiyonelden elektrikli mobiliteye geçiş doğru. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Artık bu konferanslarda eksen kaymasını görüyoruz. Normal şartlarda bundan 2 yıl önce tamamen konvansiyonel sistemlerle müteşekkil firmalar ya da OEM'ler burada olurken artık elektrikli araç sektörünün dem vurduğunu, muhtemelen birkaç yıl sonra o unsurların olmayacağını göreceğiz. Zaten eğer elektrikli mobilite ya da elektrikli araç sektörüne geçemeyen firmalar bu anlamda ciddi olarak güç kaybedecekler. Ama bu makasın kaybedilmesi veya kapanması çok zor. Bizim en azından elektrikli otobüs ya da toplu ulaşım işletmesi kulvarına baktığımızda bu üç ana unsuru doğru bir şekilde sürdürülebilir olarak çözmemiz, etkin çözümler sunmamız lazım. Tabii detaylı birçok yaklaşım var. Dünyada çok kıymetli örnekler var. Ben süremin de sonuna geliyorum. Ama temel alınması gereken unsur aracın, toplu ulaşım otobüsünün ilk alınma maliyeti değil, aracın alımından işletimi ve hurdaya ayrılmasına kadar geçen o 15 yıllık periyotta, Türkiye için konuşuyorum, bu ortalama Türkiye'de 10 ila 15 yıl, bu süreyi esas alan toplam sahip olma maliyetine endeksli finansal yenilikçi yaklaşımlar. Geleneksel sistemlerle mevcut durum koşulları göz önünde bulundurursak elektrikli araçlara geçiş çok mümkün değil. Aynı efsafta elektrikli bir otobüsle dizel otobüsü kıyasladığınızda çok kabaca marka, model, şarj konseptine bağlı olmakla birlikte 1-3 kat fark var. Dolayısıyla sizlerin bu çözümü sunmanız tek başına mümkün değil. Etkin finansal çözümler, sürdürülebilir işletmeye yönelik yaklaşımlar bize bu anlamda etkin bir çözüm sunacak. Değerli vaktinizi aldığım için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.